sigaradaki vergilerin artırılmasının gençlerimizi bu illetten uzak tutma noktasındaki kaldırım taşlarını sahada gözlemleyebiliyorum. Tütün kontrolü konusundaki liderliğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem sumuda artırıyoruz hem sigarada falan artırıyoruz. Fakat hayret. Yani aç sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor. Özel tüketim vergisi 2002'de yürürlüğe girdiğinde 16 vergi tarih oldu. ÖTV'li hayat başlıyor diyordu haber başlıkları. O dönem vergi sistemi daha basit hale gelecek. 3 yıl içinde kamu maliyesi daha sağlıklı olacak vaatleri veriyordu politikacılar. Aradan 20 yıl geçti ve bugün pırlantadan alınmayan ÖTV tıraş makinesinden alınır oldu. Fiyatı 325 liraya ulaşan rakının sadece ÖTV'si bile 190 lira. İçkiyi içiyorsa alkoliktir. Onun tanımı odur yani. Ya onlar bile bana oy veriyor sen bakma. 20 dal sigaranın 17 dalını vergiler oluşturuyor. En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Yani acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki onların sigara fiyatlarını artıralım. Belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Peki neydi bu ÖTV? Özel tüketim vergisi bir ürün satın alınırken, imal ya da ithal edilirken bir defaya mahsus alınan bir harcama vergisi. Örneğin siz 01 otomobil alacaksınız, ÖTV'sini bir kere ödüyorsunuz. Ancak elbette ki sıfır araç piyasasındaki yüksek ÖTV ikinci el piyasasını da etkiliyor. Bu vergi Türkiye'ye özel bir vergi değil, tüm dünyada kullanılıyor. Hatta mücevher gibi lüks mallarda vergi adaletini sağlamayı, alkol, sigara, benzin gibi sağlığa ve çevreye zararlı ürünlerde tüketimi azaltmayı hedefliyor. Türkiye'de ise bu hedef tutturuldu mu, yoksa bütçeye gelir yaratma kalemine mi dönüştü? Bir bakalım. Uzun yıllar toplam vergi hasılatının %20 ila 25'i ÖTV'ydi. Yani neredeyse toplanan 100 vergiden 20'si ÖTV'den geliyordu. Bu oran 2018 sonrasında %17'ye kadar düştü. Çünkü Türk lirası dolar karşısında ciddi oranda değer kaybetmeye, ithalat gerilemeye ve ithalattan alınan ÖTV geliri de düşmeye başladı. Bugün toplam vergilerin 1/6 birini ÖTV oluşturuyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse 2021'de toplam bütçe geliri 1.3 trilyon liraydı ve bunun 1.1 trilyon lirasını vergiler oluşturuyordu. 2011'de 64 milyar lira seviyesinde olan ÖTV ise 2021'de 205 milyar liraya kadar çıktı. Peki ÖTV hangi ürünlerden yüzde kaç oranında alınıyor? ÖTV'ye konu ürünler hayli enteresan bir skalaya sahip. %20 ÖTV alınan havyar da var, %6.7 ÖTV alınan elektrik süpürgesi de var listede. Yatlar, pırlantalar için ÖTV alınmazken tırnak makası için %20 ÖTV ödemek zorundasınız. Bu da haliyle hangi mal lüks, hangisi sağlığa zararlı başlıklı havuz problemine dönüşüyor. ÖTV'de probleme dönüşen bir başlık da alkolden alınan vergiler. Sadece 70'lik rakının ÖTV'si 2018'den bu yana 67 liradan 190 liraya çıktı. Raf fiyatı ise 112 liradan 325 liraya kadar yükseldi. Benzer şekilde 2016 sonunda 6 liraya satılan 50'lik biranın fiyatı 4 kattan fazla artmış durumda. Alkoldeki verginin bu denli yükselmesi yaşam hakkına müdahale tartışmalarını güçlendirirken pek çok kesim sağlığa zararlı gerekçesini gösteriyor. Türkiye'de kişi başına alkol tüketimi yıllık ortalama 1.4 litre. Her 100 kişiden 76'sı hayatı boyunca alkol kullanmadığını söylüyorlar. Alkol kullananların katlanması gereken nispi ÖTV oranı ise %63. Tüketimin kişi başına yıllık ortalama 10 litre olduğu Avrupa Birliği genelinde alkol fiyatlarındaki ortalama vergi oranı %14.27. Hatta bazı ülkeler şaraptan ÖTV bile almıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre Lüksemburg, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya en yüksek alkol alım gücüne sahip ülkeler. En düşük alım gücüne sahip ülkeler ise Tacikistan, Gürcistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Türkiye.